أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بخاري شريف كتابنا başlayacağız inşallah. باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. Peygamber Efendimiz'e vahiy nasıl gelmeye başladı? Ne zaman gelmeye başladı? Keyfiyeti nasıldı? Onlardan bahseden kitap. Dayız. İlk kitabımız. Ancak Buhari Hazretleri ve diğer muhaddislerimiz, diğer alimlerimiz kitaplarının başına niyet hadisini önce koyarlar. Niyet çok ehemmiyetli olduğu için. Öncelikle niyet hadisiyle başlıyoruz. Ömer bin Hattab radıyallahu anh'den rivayet edilmiştir. O şöyle buyurmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim. Buyuruyordu ki, amellerin kıymeti ancak niyetlere göredir. İnnemel a'malu bin niyyat. Amellerin kıymetleri ancak niyetlere göredir. Herkesin niyet ettiğine ise eline geçecek olan ancak odur. Artık nail olacağı bir dünya veya nikah edeceği, evleneceği bir kadından dolayı hicret etmiş kimse varsa hicreti Allah'ın ve Resulünün rızasına değil, sebebi hicreti olan, hicret sebebi olan şeye müntehidir. Yani elde edeceği şey hicret ettiği niyettir. Sahabiler hicret ederken bunların büyük çoğunluğu, hemen hemen hepsi Allah ve Resulü için hicret ediyorlardı. Bunun için pek çok meşakkata katlanmışlardı. Ancak bir tane bir kişiden bahsedilir. O da Medine'de bir kadınla evlenmek için gidiyor hicret edenlerle birlikte. Onun maksadı da orada bir kadınla evlenmek. Bunun üzerine bu hadis-i şerif varit oluyor, söyleniyor. Ancak bu hadis-i şerif her hususta geçerlidir. Yani bir insan yaptığı işi ne niyetle yaptıysa ondan elde edeceği sevap, kazanç ona göredir. Allah için hicret eden hicret sevabı alır ki bunun ölçüsü yoktur. Yani çok büyük bir sevaptır hicret sevabı. Sadece basit bir dünya menfaati için veya bir şöhret için veya bir maddi menfaat için hicret eden veya bir iş yapan insan da ancak onu elde edebilir. Demek ki burada niyetin çok önemli bir role sahip olduğunu görüyoruz. Hayati bir ehemmiyete sahip niyet. Yani insanın yaptığı amele mana veren şey. Hayata mana katan şeydir niyet. Niyete göre mesela adetler ibadet haline gelebilir. Mesela mübah olan şeyler, yemek yemek, uyku uyumak gibi şeyler niyet güzel olduğunda ibadet sevabı kazandırır. İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor ki, baştan aşağıya gaflet olan uyku, güzel bir niyetle uyunduğunda baştan aşağıya, baştan sona ibadet haline gelir buyuruyor. İnsan akşam yatarken ben istirahat edeyim, güzelce teheccüd namazına kalkayım, sabah namazına kalkabileyim diye niyet ederek ibadetlerimi güzel bir şekilde yapayım diye uyursa bu uykusu ibadet haline gelebiliyor bu niyet sayesinde. Ama bunun aksine mesela yemek yerken de aynı şekilde, çalışırken de helalinden maişetimi temin edeyim, çoluk çocuğumun rızkını helal yoldan kazanayım, o maişetle karnımızı doyurup hayatımızı devam ettirip ibadetlerimizi yapalım diye düşünürse insan, bu çalışması ibadet olur. Yemesi içmesi ibadet haline gelir. Ama bunun aksine ibadetler de niyetle adet haline gelebilir. İşte niçin oruç tutuyorsunuz diye soruyorlar bazı insanlar. İşte adet olmuş. Herkes tutuyor, biz de tutuyoruz. Veyahut da işte bütün aile, mahalle tutuyor, ayıp olmasın diye bizi tutuyor. Bu oruçtan onun kazanacağı sadece açlık ve susuzluktur. Niyeti ibadet etmek olmadığı için, niyeti adete uymak veyahut da insanlar ayıplamasın diye bir düşünce ile bunu yaptığı için onun elde edeceği şey de ancak bu basit dünyevi şeyler olmaktadır. Onun için niyetlerde bir de riya durumu vardır. İnsan eğer niyeti düzgün değilse, riya gösteriş için yapıyorsa bu gizli şirk, küçük şirk olarak da isimlendiriliyor ki çok tehlikeli bir şeydir. Onun için insanların zaman zaman hatta sık sık tasihi niyet yapması gerekiyor. Yani niyeti düzeltmek. Yani ben bu işi niçin yapıyorum? Bu niyetim doğru mu? Allah rızası için mi yapıyorum yoksa basit bir dünyalık için mi yapıyorum diye zaman zaman düşünüp kendimizi hesaba çekip iç muhasebe yapıp niyeti tasih etmek gerekiyor. Niyet kalple alakalı bir şeydir. Kalpte olan bir duyguların değişmesiyle oluşan bir şeydir niyet. Kalplerde olanı da Allah bilir.
kalplerde olanı Allah bileceğine dair pek çok ayet-i kerime vardır, hadis-i şerif vardır. Onun için niyeti insanlardan belki gizlemek, kaçırmak mümkündür ama Allah'tan niyeti saklamak mümkün değildir. Onun için insan için sadakattan daha emin bir yol yoktur. Niyetini Cenab-ı Hak her an onun gördüğünü bilerek, her an niyetinden haberdar olduğunu düşünerek niyetini devamlı düzgün tutması gerekir insanlara. Niyet, insan acizdir. Pek çok hayır vardır ki o hayırları yapması, ona yetişmesi mümkün değildir. Bunları belki çoğunu da niyeti sayesinde elde edebilir insan. Yapamayacağı, gücünün yetmeyeceği, imkanı olmadığı hayır işlerine, güzel niyetlerle, güzel düşüncelerle, keşke şöyle imkanım olsa şunu yapsaydım diye düşünerek insan bunların sevabını da alabilir. Niyetin böyle bir insana büyük katkısı da vardır. Cenab-ı Hakk'a şöyle dua edelim ki her zaman için Allah Teala niyetlerimizi rızayı ilahisiyle telif eylesin. Yani bütün niyetlerimiz Allah'ın razı olduğu şekilde olsun. İnsan bu her bir iş için küçük küçük niyetler olduğu gibi bir de umumi büyük bir niyet vardır. Hayatın niyeti. Yani ben bu hayatta niçin yaşıyorum? İnsan o niyetini de eğer düzgün tutabilirse oradan da çok kazanç elde eder. Yani benim hayatta yaşama gayem sırf Allah'ın rızasını kazanmak, Allah'ın dinini yüceltmek, Allah'ın dinini öğrenip insanlara ulaştırmak, İlahi kelimetullah, yani Allah'ın dinini, ismini yüceltmek şeklinde bir niyet koyarsa kalbine, bu umumi niyet sayesinde bütün hayatı, bütün faaliyetleri ibadet haline gelebilir. Bu da çok kazançlı bir niyettir. Bu niyeti her akıllı Müslümanın yapması gerekiyor. Yani hayatın umumi niyeti. Ben bu hayattan için yaşıyorum. Sadece çoluk çocuk sahibi olup, iş sahibi olup bir makama ulaşmak için mi? Yoksa bu hayattaki asıl gaye Allah'ın rızasını kazanmak, Allah'ın razı olacağı şekilde onun dinine hizmet etmek mi? Bu ikisi arasında çok büyük fark vardır. Akıllı insanların bu imtihan hayatında, bu kazanç hayatında kısa olan, ne kadar uzun da yaşasa insan bu hayat çok kısadır. قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ buyuruyor Cenab-ı Hak. Ne kadar bütün 1000 sene yaşasa insan bu kısa, hayat çok kısa olarak isimlendiriliyor, çok az olarak isimlendiriliyor. Bu kısa hayatta çok şey kazanabilmek bu şekilde güzel niyetlere bağlıdır.